Hocam. Geldim çocuklar, merhaba. Hocam merhabalar. Hocam Yaren ve Uğur Tan'ı da alabilir misiniz hocam? Onayladım yavrum. Girmeye çalışıyorlar da. Yaren ve Uğur Tan. Onayladım hepsini. Binnur geliyor şimdi. Hocam diyorum Soyin Hoca alsın biz diyorum. Bırakın ne diyorlar ya? Hocam pek kaydı. Emirkan da geldi. Efendim Toprak. Şey hocam Urtan'a cevap verdim de. Evet, az önceki videonuzu da gönderdim buraya. Hocam o videoyu izlemeye çalıştım Hangisini? ama olmadı. Bunu mu? Yok Az önce şeyler gönderdiğim bunu izlemedim. şuydu. Hocam afiyet olsun. Cevrek mi? Zekalı mı? Bilmiyorum öyle geliyor sesi. Açılıyor. Çocuklar bir sorun yok. Hocam belki arkadaşın internet sıkıntısı vardır. Yok Olabilir. hocam onu değil onu değil. O değildi pardon onu söylemedim. Hangisiydi? Hocam EBA'yı yüklemişsiniz de. Takılıyor. Başka yerden dinlemen lazım. Aynen. Bende de öyle oldu. Başka telefondan dinleyerek sorunu çözdüm ben. EBA'ya neyi yüklemişiz? EBA'ya ben bir şey yüklemedim. EBA'ya linkini paylaştım sadece. Hocam video. Hayır hocam video attınız ya dinlememiz için. Teknik resim videosu attınız. Anladım. Tamam. Tamam anladım. Şey diyorsunuz. TRT izledekini diyorsunuz. Çalışma. Evet hocam da takılıyordu. Yani 4. 5. dakikasında. O sorunu çözemedi arkadaşlar herhalde onu diyorum. Olabilir Kanka bende de muhtemelen. oldu. Deneyin başka kaynaklardan, başka yerlerden. Peki sevgili gençler, şimdi gidersiniz programlamanın temelleri. Şu çalışmalarınıza da göz atalım. Aklınızda olsun. Her ders bakayım ben bunlara. Sizinle beraber bakalım. 10. 10. sınıf. Mesela yazılım diye bir şey göndermiştim. Programlamanın yapı taşları göndermişim. Baktınız mı bunlara? Bakalım bir ne durumda katılımınız? Video gönderdim. Bakın bu videoyu izlemeniz gerekiyordu. Binnur, Mertcan, Serkan, Yaroslav, Kadir, Semih, Yaren, Rümeysa, Uğurtan izlemiş. Süresi de dolmuş bunun. Dolayısıyla şuradan şey yapabiliriz. Mesela yazılım göndermiştim. Raporu görüntüle dediğimde buradan göreceğim ben. Ne olmuş ne bitmiş bunda. Evet bunlar Erdem, Yaroslav, Kadir Semih, Yaren, Rümeysa izlemiş bunu. Ona göre de performans notu vereceğim size. Pekala gelelim şimdi programlamaya. Programlama temelleri 10. sınıf. Bu 9. sınıf. Neredeydi bu dokümanınız bakalım. Kodlamaya hazırlık. Bu arada sevgili gençler derslere gelip 10. sınıf bilişim teknolojileri burada P'ye gelelim programlamanın temelleri dersine geldiğimizde bilişim etiği ve güvenliği diye bir modül var. Ben bunları size gönderdiğimi düşünüyorum. Göndermediysem de kontrol ederim. Birinci modülümüz bu. Bu sene değişmiş ama yazılı olarak modülde geçmiyor bu. Dolayısıyla buradan takip edeceksiniz. Şuradan bilişim etiği güvenliği. Buradan bakın. Bizim giriş konumuz basit kodlarda bakalım bir. Kodlamaya hazır, pardon. Bakalım kodlamaya hazır mıyız, değil miyiz bir görelim. Algoritmayı anlattım. Akış diyagramını geçtik. Akış diyagramı çizmiş miydik sizinle? Evet hocam, bir Hocam tane evet çizmiştik. bilgisayarda çiziniz. Çizdik. Programdan bahsettik mi web sitesinden? Onu Bahsetmedik galiba her neyse. hatırlamıyorum Sizin hocam. modülünüzde yok. 9'larda vardı galiba evet.
Peki ben size en son programın arayüzünden bahsetmiştim. Visual Studio'ya kaç kişi yükledi çocuklar? Hocam ben yükledim. Hocam nereden bakıyorsunuz? 5 kişidir ancak. Semih yüklemiş. Semih bir şey mi diyeceksin? Söyle bakalım. Ben yükledim hocam. Yok hocam ben de yükledim anlamında. El kaldırdım. Anladım peki. O zaman indirelim elini. Peki. Kodlamaya hazırlık. Şuradan birkaç soru alabiliriz aslında ama. Bunları çözdük mü? Çözdük. Hayır, hocam. Model bitmiş çocuklar. Gözünüz aydın. Şunu çözelim. Bunu çözmedik galiba. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır diyor. Şuradan soruyor. Şöyle ilk APP'yi açalım. Buradaki ekranda Solution Explorer'ı buraya nasıl çağıracağız? Fikri olan var mı? Hatırlatma yapmak isteyen var mı? Hangi menüden geliyordu? İpucu vereyim. Görünüm ne demek İngilizce? Görünüm. View çocuklar. View'den bakın. View'den Solution Explorer'ı buraya çağırdım. Benim programın dosyaları buradaymış. Bakın. Burada görünüyor. Peki. Şimdi şu ikonlardan vesaire bahsediyor aslında. Bakın. Bu ana klasöre geldi. Şu görünümünü değiştirmemizi sağlıyor. Farklı bir görüntüye geçmesini sağlayacak ama şu anda biraz dosya değil klasör görünümüne geçti bu. Geri gelelim buraya. Şu yanındaki değişiklik yaptığınızda, değişiklikleri göndermek istediğimizde Team Explorer ile beraber çalışan bir özelliktir. Şu senkronize etmek için şu işte bakın şu dosyaları açıyor kapatıyor. Yani çok önemli şeyler değil. Buradan tıklamışız. Ya da buradan zaten kimse gelip buraya tıklamıyor. Şuradan açıyorsunuz altını. Şu özellik gizli olan bütün dosyaları gösterir. Gösterilmemesi gereken dosyalar var. Yani burada işte özel klasörler var. Bunlarla işimiz yok. Dolayısıyla şu show hide all files kapatıp açıyor. Bu da özellikler açıyor. Bakın özellikler diye bir ekran var burada. Masaüstü programlamada görsel programlama yapsaydık bununla çok çalışacaktık ama biz sadece konsol programlama yapacağız. Dolayısıyla nesnenin özelliklerine pek ihtiyacımız yok. Kapatıyoruz bunu. Yani burada Solution Explorer işimizi görüyor. Burada bu kadar seçenek var. Ama biz çok basit işler yapacağımız için konsol programlama zaten basiti en basiti. Solution Explorer işimizi görüyor. Şuraya geri dönelim. Kodlamaya hazırlık. Hangisi geçelim bu çok önemli. Bunu da geçelim. Başlangıç sayfası çünkü değişti artık. Yani şurada ben bunu kapatsam da Close Solution dediğimde başlangıç ekranına hangileri giriyor? Başlangıç ekranı 2019'da tamamen değiştiği için bu soruya da hiç gerek yok. Panelin Visual Studio ortamında yerini sabitlemek için hangisi kullanılır? Dockable oraya komple yapışmasını sağlar. Şunlardan bahsediyordu da diyor ki şunu şöyle aldığımda şurada özellikler var. Diyor ki float yüzmek demek yani üzerinde buranın üzerinde durması, yüzmesi anlamına geliyor. Yüzme anlamı değil de üzerinde durma. Mesela işte şunun üzerinde durması gibi düşün. Dock yerleştirmek, yapışmak oraya komple kaplaması anlamında kullanılıyor. Dock as tablet document sekmeli doküman olarak yapıştır. Bakın program ve bu diyor. Bunları da biz pek kullanmıyoruz. Şöyle yapıyoruz.
Sürükle bırak yapıyoruz sevgili gençler. Sağ tarafa sürükleyip bıraktığımda live share'da aynı şekilde alıyorum. Bakın şu sekmenin içine bırakıyorum. Kendisi yapışıyor. Yani bunlar program arayüzünü daha iyi kullanmanız için bazı bilgiler, ama bunları zaten tecrübe ederek kullanacaksınız. Ve görüyorsunuz zaten sürükle bırakla her şey oluyor. Menülere tıklamaya çok da gerek yok. Auto hide, otomatik gizle. Show, göster, hide, gizle demek. Şuraya tekrar tıkladığında bu ekran böyle sabit kalıyor. Şuradan da yanındaki sürükle bırak ikonuyla da bunu boyutlandırabiliyorsunuz. Şu kadar makuldür, yeterlidir. Gelelim şuraya. Bunları da geçiyoruz. Gelelim buraya. Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilere, yani garip bir soru olmuş. Şurada cevaplar var. Ne demek istemiş burada? Giriş demiş. Ya girdiden bahsetmek istemiş. Kişi tarafından bilgisayara girilen bilgiler girdilerdir. Kaynak kodu kısa, derlenmiş halleri uzun ve çalışma hızları yavaş olan projeler yüksek seviyeli dillerdir. Kaynak kodu kısa, derlenmiş halleri uzun. Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın görsel ya da sembollerle ifade edilmiş şekline ne diyoruz biz? Akış diyagramı. Akış diyagramı diyoruz, evet. Menü komutları için oluşturulmuş görsel kısa yollara, yani şunlara, şunlar toolbar'dır, araç çubuğudur burası. Bu toolbar'larda bakın sağ tuş yaptığınızda geliyor zaten. Mesela ben buraya debug getireyim. Geldi, arkaya geldi. Şu debug. Sağ tuş yaptım. İşte build'i getirdim. Bakın bu da build geldi buraya. Ama şu anda bana standart yeterli. Text editörü de kaldırabilirim. Ya da gelsin mi text editör? Gelsin. Şu bloklama işini yapıyor. Dolayısıyla buradan ben sağ tuş tıklayıp debug'ı kaldırıyorum. Sağ tuş tıklayıp build'i de kaldırıyorum. Ne kaldı elimde? Standart ve text editör kaldı. Şuraya geldim, oluştu. Text editör de şu amaçla kullanılır. Bunu ben devre dışı bırakmak istersem, yorum satırı yapmak istersem, şurada bakın comment, Ctrl K, Ctrl C, Ctrl K, Ctrl C, yani Ctrl K'dan sonra C'ye basıyorum, yorum yapıyor. Uncomment, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl K, Ctrl U dediğimde bunu normal bir kod haline getiriyor. Ya da şöyle slash slash da koyabilirsiniz. Burada da şu bilgiyi aktarmış oluyoruz. Yorum satırı nasıl yapılır? Başına slash slash koyulur. Ben bunu kapattığımda burayı artık çalıştırmaz. Burayı görmez. Ama ben bunu sadece oraya bilgi notu kalsın diye yorum satırı yapmış oldum. Bu artık kod değil, bunu görmez gibi düşünebilirsiniz. Peki şuraya gelelim. Aşağıdaki hangisi makine dili için yanlıştır? Makine dili bilgisayarın doğal dilidir. Doğru. Bilgisayarın donanımsal tarafının tasarımına bağlıdır. Doğru. Doğrudan makineye hitap eder. Doğru. Her işlemci için ortak değildir çocuklar. Her işlemcinin makine dili farklı olabilir. Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar? Çok basit bir soru. 8'lik değil mi? Geçtik. 8'lik doğru. Bunu onluk sisteme çevirmek istersek 1, 2, 4, şöyle düşünün. Şuradan 1 oluyor değil mi? Burası 2 oluyor. Burası 4 oluyor. Burası 8 evet. oluyor. Burası 16 oluyor. 16, 20, 22. Pardon. 16, 20. 16, 8 pardon. 16, 8 daha 24. 2 daha 26 olması lazım. Bu şekilde hesaplarsınız. Bunları da geçiyorum. Uzun hesaplamalar. Ödev olarak gelebilir. Zaten bolca yaptık. Hangisi kullanıcıya bilgi yansıtmak için kullanılıyordu? Hangisiydi? Bilgi çıkışı yapmak için hangisi kullanılır?
Hocam B değil mi? A'dır tabii ki, evet. A. Bunun görevi çocuklar refresh'tir. Tazelemek için kullanılır. Ekranı tazelemek için kullanılır diyoruz ve modülümüz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç geçe? 10 geçe mi başladık? 18 dakika geçti. Bunu böyle bitirelim. Gelelim diğer modülümüze. Kodlamaya hazırlık değil, geri gel. Kodlamaya hazırlık bitti. Basit kodlara geldik. Evet, artık kod yazmaya başlıyoruz. İndir diyelim. Bismillah. Farklı kaydet diyelim. 9 değil. 10. Programın tönleri. 2. Basit kodlar diyorum. Evet. Basit kodlara geldik. Şimdi öncelikle bu basit kodların içinde bakın C# anlatılıyor. Değişkenler, sabitler anlatılıyor. Operatörler anlatılıyor. Toplama çıkartma yapmak için, işte mod almak için operatörler anlatılıyor. Sonraki modüle geçmiş olacağız bu bitince. Şimdi değişken nedir diyor. Öncelikle şuraya geri gelelim. Değişken bilgi taşımak için, bilgiyi saklamak için kullanılan programlamanın yapı taşlarıdır. Programlamada başlayacağımız nokta, programlama için en önemli olan kavram başlangıç için değişkenlerdir. Değişkenleri çok iyi bilmemiz lazım. Bu C# değişkenleri öğrendikten sonra diğer dillerde değişkenleri tekrar öğrenmenize gerek yok. Değişkenler bütün programlama dillerinde vardır. Operatörler vardır. Kontrol deyimleri vardır. Döngüler vardır. Yani dil ne olursa olsun bunlar değişmez. Dolayısıyla değişkenleri burada öğrendiniz mi? Programlamada değişkenleri öğrendikten sonra diğer dillerde de rahatlıkça kodları algılayabilirsiniz. C# öğrenen biri kolaylıkla Java öğrenebilir, PHP öğrenebilir, işte JavaScript öğrenebilir. Diğer dilleri fark etmez. Herhangi bir dili kolaylıkla öğrenebilir. Çünkü burada kavramlar aynı. Değişkenler bir programın diline verilerin depolama alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesine bir yer ayrılır. Bu bellek bölgesi okuma ve yazma işlemi için değişken ismi üzerinden adlandırılır. Şöyle bir şekil vardı, aşağıda yok mu bakalım. Şöyle ben anlatayım o zaman. Bu modülde yokmuş. Şimdi anlık bilgisayarın çalışmasında, çalışma anında bilgiler nerede tutuluyordu? Az önce anlattık. RAM'de hocam. RAM'de hocam. Peki. Şu kocaman bir RAM olsun sevgili gençler. Diyelim ki ben şurada bir değişken tanımladım. Bunu da şöyle yapayım. Yeni bir tane new project diyeyim. Ve ismine de değişkenler diyeceğim. Console core olsun. Yürü. Değişkenler diyorum. Türkçe karakter lütfen kullanmayın. Şöyle tertemiz bir sayfa geldi. Hello World geldi. Hello World'ü siliyorum. Buraya string metin değerleri saklıyor. At eşittir. Her gün dediğinde arka planda şu oluyor. RAM belleği bu programı çalıştırdığında tabii. Çalıştır dediğimde. Bakın çalıştır simgesinde projenizin ismi yazıyor. Ben bunu çalıştırdığımda şöyle oluyor çocuklar. RAM'in herhangi bir yerinde bunu kendisi ayarlıyor. Diyelim ki şöyle bir yer rezerve etti. Bu yerin ismi, değişkenimizin ismi neydi? Değişkenimizin ismi. Değişkenler değil mi? Değişkenimizin ismi at imiş. Bakın şuraya at diye bir tane değişken oluşturdu. Hadi bunu da büyük yapayım. At diye bir değişken oluşturdu ve içinde Ergün yazıyor. Yani değişkenin değeri yazıyor buraya. Değişken nerede tutuluyormuş sevgili gençler? RAM'de tutuluyor.
Ne kadar fazla değişken tutarsam o kadar fazla RAM kullanmış olurum. Bunu da unutmayın. Bilgisayar kapandığında RAM'deki her şey gideceği için programda sıfırlanmış olacak haliyle. Şimdi daha iyi anlıyorsunuz umarım. Şimdi değişkene gelelim. Nereye gitti o bizim kaydettiğimiz? Niye gitti bu? Değişkene tekrar geliyorum. Değişkenleri bir daha tanımlayalım. Değişken bilgi depolamak için, bilgi taşımak için kullanılan depolama birimidir. Bellekte yer tutar. Değişkenin veri tipi vardır. Değişkenin isim vardır. Bir de değeri vardır. Örneğin int i dediğimde integer olduğunda tam sayı depolar bu. Bu şöyle tanımlanıyor. Bakın önce tip belirtiyorum. Sonra isim belirtiyorum. Eşittir değer diyorum. Bunu da yorum satırı yapayım. Şimdi string diye bir şey var dedik. Sayısal olmayan, sözel olan bilgileri tanımlıyor. Int diye bir tip var dedik. Bu tipleri biraz sonra anlatacağım ya da bir sonraki ders daha detaylı anlatırız. Int yaş diyeyim mesela eşittir 15. İki tane değişkenim var. Bir tanesi at, bir tanesi yaz. Türkçe karakter kullanmadığıma dikkat edin. Gördünüz mü? Bakın alt çizgiyle, yeşille çizdi. Diyor ki sen bunu tanımladın ama hiç kullanmadın diyor. Madem kullanmayacaksın niye tanımladın gibi bir yorum yapıyor. Ama şu an benim programım bitmedi. Programım bittiğinde ben bunu kullandığımda bunlar burada yeşil olmayacak, uyarı olmayacak. Bu arada yeşiller ve maviler sorun teşkil etmiyor. Kırmızı olduğunda sorun var anlamında oluyor ama dikkat edin kırmızı olmasın. Console.WriteLine diyeyim ben buraya. At dediğimde bakın. Bakın bir şey yanlış yazarsam altını kırmızıyla çizdi. Burada diyor ki böyle bir ifade yok diyor. Haklı zaten öyle bir şey yok. WriteLine parantez açtım. At dedim. Dikkat edin adın altındaki yeşil çizgi gitti. Çünkü ben bunu artık kullandım. Burada ne yazıyor? Lokal, yerel, değişken, int yaş diyor. The variable yaz is assigned but its value is never used. Diyor ki sen bunu tanımladın ama hiç kullanmadın diyor. Burada da bir uyarısı daha var. Gereksiz atama diyor. Yaş değişkenini diyor. Yani diyor ki madem tanımladın ya kullan ya da kullanmayacaksan sil bunu. Bellekte yer kaplamasın, israf olmasın diyor. Peki ben bunu da yazarsam şöyle. Yaş diyorum. Evet. F5 tuşuna basıyorum ya da şuradan değişkenler projesini play butonuna, çalıştır butonuna basıyorum. Bakın Ergün 15 yazdı yukarıda gördüğünüz gibi. Ve bunu sonlandırıyorum. Şimdi değişkenler konusunda ilerleyeceğiz sevgili gençler. Bugünlük değişkenin nasıl tanımlandığını, değişkenin ne olduğunu bilmeniz yeterli. Bir sonraki dersimizde değişken tipleriyle, değişken tanımlama kurallarıyla, değişken isimlendirme kurallarıyla devam ederiz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok hocam. Yok mu? Yok hocam. Ben size şöyle bir şey göstereyim. Şimdi bilgisayarınızda sıkıntı olabilir, yükleyemediniz vesaire. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Online C Sharp Editor Dean. C Sharp'ı online da yazabilirsiniz. Bilgisayarınızı aslında kurmaya gerek yok ama kursanız çok güzel olur. Bakın hazır getirdi burada. Kaybolabilir değil mi hocam yani bilgilerimiz? Bilgileriniz kayıt altında olabilir eğer üye olursanız. Üye olun buraya işte size herhalde öyle bir şey yapar. Ya da bu site yapmaz başka bir site yapar. Anahtar kelimeleri bir daha söylüyorum. Online C Sharp editörü. Ya da online C Sharp deyin. Mesela ben buraya az önceki kodu kopyalayayım yapıştırayım. Kopyaladım. Yapıştırdım.
Fazladan bir şey silmeyin. Dikkat edin. Bakın her parantezin bir karşılığı var burada. Ve bunu run yani çalıştır, koştur diyorum. Bunu çalıştırın. Evet sonuç bu. Başlangıç için böyle de idare edebilirsiniz ama muhakkak C# bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ne dersiniz? Hoşunuza gitti mi bu ortam? Bu şekilde kullanmak evet, istiyor olur mu? Hocam. Hocam bence. Yani. Evet, İyi hocam bence. İdare eder. Ya zaten multiplayer geldi. Yoksa peki o halde bilgisayarınıza yükleyemiyorsanız bu şekilde de idare edebilirsiniz. Sorusu olan var mı çocuklar? Oturumu sonlandıracağım. Yok hocam. Yok hocam. Hayır hocam. Peki o İyi zaman. Günler, İyi günler hocam. Bir soru görüşürüz hocam. Görüşürüz. İyi günler hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Eğer